bölümümüzde hayatımıza yön veren kişilerden, yani gizli kişilerden bahsedeceğim. Bunlar tabii ki dostlarımız, en yakın bildiğimiz kişiler. Bazen ailemizden bile yakın olabiliyorlar. Sıkıntımızda, mutluluğumuzda, her türlü duygumuzda arkadaşlarımıza koşuyoruz. İçimizden geldiği gibi onlara yansıtıyoruz. Ama şunu unutmayalım, bizim içimizde yaşadığımız duyguyu arkadaşlarımız ne kadar anlayabiliyor? Bunun farkında mıyız? Bazen tavsiye ettikleri düşünceler hayatımıza büyük bir yön verebiliyor. Ama bu bizim hayatımıza yön verirken biz mutlu mu oluyoruz? Bunu düşünmemiz lazım. Çocukluğumuza inecek olursam hayal dünyamızın en geniş olduğu anlardır. O kadar geniştir ki hayal dünyamız. O kadar hayal kurarız ki. Çok mutluyuz. Çünkü masumuz. Kirlenmemişiz. Ve çok temiziz. Arkadaşlarımız bu masumlukta, kirlenmemiş hayatımızda. Örneğin bir oyun oynarken baskın davranabiliyorlar. Hep kendi istediklerini yapmak istiyorlar. Biz bazen ezik durabiliyoruz. Düşüncemizi yansıtamıyoruz onlara. Halbuki bizim de duygumuz var. İçimizde bir hayal dünyamız var. Onu biz de yaşamak istiyoruz. Ama buna izin vermiyorlar. Bu da en iyi sandığımız dostlarımız. Bunu unutmayalım. Bizim en büyük gücümüz kendimiz. Bunu yansıtmamız gerekir. Bunu yansıtabilmek için de çabalamamız gerekir. Bazen dostlarımız buna izin vermiyor olabilir. O zaman hayatımızdan çıkaracağız. Hayatımızda hep gerekli kişileri tutmalıyız. Gereksizleri çıkarın lütfen. Çünkü gereksiz insanlar hayatımızda bir ağırlık yaşatıyor. Sırtınızda bir ağırlık oluşturmasına izin vermiyor. Kendi düşüncenizi özgür bir biçimde yansıtın. Bunu becerebilirseniz siz olursunuz. Unutmayın, sizi siz yapan